Cadı avı diye nitelendirilen, hatta zannediyorum şu günlerini mi yaşıyoruz cadılar bayramı vesaire. Cadılar bayramı şey 31 mi? Ekim 1 Kasım. Böyle <laughs> bir yıl. <laughs> cadı avı e, denen, e, işte 40 bin ile 60 bin kadının zannediyorum öldürüldüğü, toplam 300 yılı belki daha aşkın bir yüzyıl e, kapsayan cadı avı. Birincisi şunu sormak istiyorum, neden cadı? Cadı niçin cadı diyorlar kadınlara? E, ve daha sonrasında ilk ne zaman başladı ve niye başladı cadı avı? Yani evet kadınlar zaten yoktu. Erkekler istedikleri gibi kadınlar üzerinden e, hegemonyalarını idare ediyorlardı. Bir şekilde kadınları zaten yok sayıyorlardı. Toplum içerisinde, iş hayatında onları istedikleri gibi oynatıyorlardı. Hani gerekirse yer vermiyorlardı, gerekirse çalıştırıyorlardı. Ama e, neden cadı avına başladılar? Şöyle o süreçte az önce bahsettiğimiz üzere yani 1350 yıllardan önce var olan bir otorite yoksunluğu var. Yani Avrupa'da bir yandan Haçlı Seferleri var. Haçlı Seferlerinde başarısız oldular. Çünkü olayın siyasi, ideolojik nedenleri ve ekonomik nedenleri de var. Sosyal nedenleri de var. Yani kadınlar üzerinde düşünün ki bir takım hastalıklar oluyor. Kadınlar yine bunların suçlusu olarak görülen bir süreçten bahsediyoruz biz burada. Bu süreçlerle birlikte kilisenin kendi otoritesini kaybetmesi bu zayıf varlıklar dediğimiz yani bu kim olabilir işte o dönemde en çok kadınlar üzerinden gidiliyor. Çünkü en güçlerini diyelim güçlerini en çok kabul ettirebilecekleri kişiler bunlar ve bunun üzerinden giderek kendi otoritelerini yeniden sağlamaya çalıştılar. Bunu da nasıl yapacaklardı yani kadınları ne diye nitelendirerek öldüreceklerdi ya da yakacaklardı cadı diyerek çünkü cadılık o dönemde heretik dediğimiz yani sapkın gruplar içerisine girmeye başladı. Çünkü Katolik öğretisine aykırı olan o dönemde aykırı olan bütün gruplar heretik de, e, gruplardı, sapkın gruplardı. İşte cadılar da bu grubun içerisine alınınca e, kilisede kilise de buna yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Engizisyon mahkemelerini kurdular. Engizatörleri görevlendirdiler. <laughs> Hatta bu işin resmiyete dökülmesi için çok önemli doğumlu iken gruplarından e, iki tane önemli enkizatör görevlendirildi. E, hatta Maleus Maleficarum dediğimiz cadıların çekici kitabının yazılması süreci de bu dönemde başlıyor. E, sonra cadılara yönelik haçlı seferi düzenlenmesi de aynı süreçte başlıyor ve bu süreçten yaklaşık 1780'li yıllara kadar olan süreç, 1350'lerden 1780'li yıllara kadar olan süreçte ise maalesef cadı davaları, cadı yakılmaları gerçekten Avrupa'nın aydınlanma diye düşünülen döneminde zirveye çıkıyor. Yani orta çağda baktığınız zaman cadıların yakılmaları ya da cadı davaları gerçekten çok yüksek miktarda değil var ama gerçekten zirveye çıkış noktası Avrupa'nın aydınlanması aydınlanma diye düşündüğümüz dönem aslında. Tabi burada çeşitli mezhep kavgalarının, protestanların, katolikleri olan bakış açısının bunların hepsinin ayrı ayrı etkisinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani ne zaman, nerede, nasıl başlamıştır diye düşündüğümüz zaman bu şekilde bir kronoloji çizebiliriz. Ee, peki, Biraz ilk, karışık bir kronoloji. E, yok, hem zaten kronolojik gidiyoruz ama evet. esasında çok güzel yerlere değiniyorsunuz. Hı hı. E, i̇lk ne zaman başladı? Nasıl başladı? Kim taraf İskoçya kralı Belçika'dan İskoçya'ya giderken Ya, ya şöyle bir... Orleans'ta var olan bir cadı davası var. Yaklaşık 1200'lü yıllarda gerçekleşiyor. O sırada başlayan bir süreç var. Hı hı. Bir yakılma oluyor. E, yakıldığı zaman e, kadınlardan tamamen ya da o cadılardan tamamen kurtululacağı düşünülüyor. Ve o süreçten itibaren başlayan bir süreç. Açıkçası ama ondan sonra işte devam ediyor işin içerisine diğer faktörlerde girince devam ediyor bunlar. Tabi dediğimiz gibi yani bunda e, protestan mezhebinin de çok büyük etkisi var. Ya yani Kadınlar bütün bu konulara nasıl diyelim e, kurban edilmiş. Yani işin içerisine siyasi koyabilirsiniz. Yani siyasi düşünceleri koyabilirsiniz. İdeolojik düşünceleri bırakabilirsiniz. Kralların çıkarlarını o dönemde işte papaların çıkarını mesela e, Engilizasyon mahkemelerinin kurulmasını resmi hale getirilmesini papalar sağlıyorlar. Yani din adamları e, sağlıyor. E, t, tabii yani en büyük otorite o dönemde dini olarak papa papa bunu onay veriyor. Papa hı hı. 8. Innocentius mesela 1484 yılında bir bildiri yayınlıyor. Diyor ki e, cadıları hayatta bırakmayın, öldürün diyor. Çünkü cadılar üzerinden cadılar üzerinden kadınlar öldürülecek. E, böylece böylece Maleficarum denilen eserde de itiraflar yazılacak. Bunun için görevlendirilen engizatörler var bu itiraflarla birlikte gelecek nesillere kilise doğru yaptı denilecek. Mesela Cadılar Bayramına bakıyoruz. Cadılar Bayramının kutlanması doğru mu sizce? Aslında bence kutlanmaması gereken bir durum. Ama şöyle bir durum var. Avrupa kendi tarihindeki bazı durumları yani genosid dediğimiz soykırım olarak adlandırılan bazı durumlardan daha sonra kendisi rahatsız oluyor ve bunları kendi tarihinin lekesi olarak görmeye başlıyor. Hı hı. Buna cadıların yani kadınların yakılmasından tutunda işte o dönemde Katarlar işte Albiller dediğimiz heretik gruplar var. Onlara yönelik toplu katliamlar var. 1208'li yıllarda başlayan onların toplu katliamlarına kadar pek çok jenosit dediğimiz soykırım olarak adlandırılan durumlar var. Bunları leke olarak görüyor. Bu lekelerden nasıl kurtulacak? Böyle eğlenceler ve güzel romantik kendi vicdanını bu şekilde rahatlatarak aslında bu durumları sıradan hale getirmeye başlıyor. Bu sıradan hale getirmek, sıradanlaştırmak biz tarihimizdeki bu durumlardan çok rahatsızız. Biz bunu leke olarak kabul ediyoruz. Bir nevi kadınlardan özür aslında ama özür dileyecek o kadınlar yok artık. Hepsi öldüler. Bir de şöyle bir şey var Avrupa'da. Mesela biz bunu jandark da görüyoruz. Yani jandarkın ölümü 1400, yakılması 1431. Hı hı. Kral Charles'ın yeniden jandarkın bütün dosyalarının incelenmesini istediği tarih 1450. Suçsuz olduğunun ispatlanması 1456 en önemli can alıcı nokta ise Jeanne Dark'ın Aziz'e ilan edilmesi 1920'li yıllar düşünün yani ee, Aziz veya Aziz'e ilan ederek bir nevi e, bu insanlardan da özür dileme olayı var yani bu cadılar bayramı da bir nevi bunun yansıması diye düşünüyorum yani onu cadılar bayramı diye e, kutlamak yerine aslında e, ölmüş olan o kadınların ruhlarının kutsanması <laughs> desek daha doğru olur gibi geliyor. Ya da belki kendi dinlerinde aziz olarak ilan edebilirler aslında o kadar. Jean d'Arc'ı mesela ettiler. ettiler, evet. <gülüyor> ettiler. <gülüyor>